Abicim bizim kornet kaç toptu ya? Çok oldu. Allah bu çok oldu. Bu çok ince. Bu çok ince taşımıyor. Taşımıyor. Taşımadı. Hüsran. Herkese merhaba. Bu videomuzda Yemek Komp şefleri Yasemin ve Ferhat sürpriz bir malzemeyle buluşuyor ve kafa kafaya verip tamamında bu sürpriz malzemenin ön plana çıktığı yaratıcı bir menü tasarlıyorlar. Kendilerine meydan okuyarak planladıkları bu menüyü hazırlamak içinse önlerindeki süre sadece 60 dakika. Bakalım menüde ne var? Umarım soğan kadar ya, zorlamaz bizi. Artık yine soğan gibi bir tatlı yapmayalım. Bizimkisi atın ölümü arpadan olsun. Ne gelirse gelsin. Yine aynı gibi ama bu sefer kuru bir şey gibi geldi bana. Bakliyat olabilir mi? Makarna. Aa, bir tane daha. Kutu içinden kutu ya, çıkıyor ama ayıp. Ayıp ya. Ya bu. Ya resmen şey çocuk şeyi gibi. İçinden şimdi bir tane daha çıkarsa... Aa! No! Tatlısı kolay bir şey ama... No! Uf! Biliyorsunuz ki bir Ferhat Bora bir muzu asla kaçırmaz. Bir şey diyeceğim bu arada. Benim muza alerjim olma ihtimali var. Senin gibi bir şeyin, nasıl diyeyim, spor salonu müdavimin... Ama ben sana söyledim, hatırlamıyor musun? Ama belli değil demiştin. Belli değil. Hiç düşünmeyelim. Önce profil çıkartalım. Çıkaralım. Çünkü neyle yakışır? Sallamasyon olur. Çünkü bu zor. Bu zor. Tebrik ediyorum. Kim bulduysa gerçekten zor. Ne oluyor? Otomatik olarak meyvelerle. Meyvelerle her şeyle uyar yani. Elmasıyla, işte asitlilerle. Yazalım bunları da. Belki bunların kurularını kullanabiliriz. Acıyla da bir de. Ama mesela işte atıyorum bir kekikle ya da bir nane ile düşünmeyiz yani muzu. Kokulu peynir yazayım da ben. Bizim Türk kokulu peynirlerimiz de var sonuçta. Muzu sosa alalım. Mesela elma ile uyumu var ya. Mesela evet. Elmayı içeriden çıkartalım. Onun yerine muzu direkt koyalım. Belki muz parçaları, peynirini de roquefort kullanmayız. Evet, kullanmayalım. Ama cevizini alırız oradan, cevizimizi koyarız. Tabii ceviz olsun. Bir yedi kule çizelim. Aynen, yedi kule marulun içerisinde böyle. Muz parçalarını kullanırız, fırınlarız. Ya da muz parçalarını hafif zeytinyağında belki içerisine koyacağımız böyle çubuk tarçınla, defne yaprağıyla konfi yapabiliriz. Bu tatlı. Tuza ihtiyacı var. Ben de birazcık parmesan rendesi ekleyebiliriz. Rendeleriz. Yaprak parmesan yapabiliriz. İkinciye. Ben burada muzu sıcak kullanmaktan yanayım. Baklava yufkasını kullanalım derim ben. Baklava yufkasıyla şöyle bir rulo, bir börek. Bu içine muz dolgusu. Üzerine bir ne bileyim bir salsa yapılabilir. Salsa dedin. Canımdan. Şu anda salsayla beni aldın. Canımı yedin. Çünkü neden tamam, o salsanın aynen. Ekşiliği, bunun çıtırlığı, biraz da içinden tuzlulukla. Bunu kuru etli yapalım mı? Olur, yapalım. Uyar mı? Tabii ki, niye uymasın? En çok neyle uyuyor? Hani böyle kuru meyvelerin aşkını bir yere almamız lazım gibi hissediyorum. En klasik mesela hani böyle bir ballı mahmudiye var. Olabilir mi? Olabilir aslında. İçine badem, yemişlerden de koyabiliriz normalde. Badem var, bademi gayet güzel kullanabiliriz. Yanına ekstra nişasta koymayalım çünkü zaten muz epey bir nişasta. Muz da yakışır buna bir de. Muz bizim buradaki aslında kıvam vericimiz ve aslında bütün yemeği saracak olan gene ana öğemiz oldu. Ben okeyim, okey misin? Ben çok okeyim. Şimdi muz deyince tatlılar deryası evet, mevcut. Ve biz burada biraz tabağı konuşturalım isterim açıkçası. Güzel. Al sana tabak. Tabakta böyle bir muzdan esintiler gibi. Tamam. Kup mup yok. Yok. Bardak yok. Aynen. Muhallebi yok. Çikolata ve muz üzerine oynamalar yapabiliriz. Olur. Yani çikolatayı mesela çıtır olarak, kaplama olarak kullanabiliriz. Tabii ki. O zaman elimizde nelerimiz var? Evet, başlangıç olarak frambuaz sos böyle tabanına yaparız. Üzerine böyle güzel çıtır bir marul yapalım ama marulda muz vinaigret kullanalım. Tabii bir de muz konfi ile de aslında destekleyebiliriz bunu. Son olarak da güzel bir çıtırlık versin diye kavrulmuş ceviz ve parmesan kullanırız. Süper. Bu ara sıcak beni epey heyecanlandırıyor. Yufkadan kornet yapma fikri çok güzel olacak. Evet, çok güzel olacak bence de. İçerisine de kuru etli böyle güzel bir muz dolgusu yapalım. Ve bunu tamamlayacak olan güzel böyle domatesli, soğanlı, muzlu salsayla da noktayı koyarız. Nefis. Ana yemeğimiz kesinlikle böyle biraz da saray mutfağına atıfta bulunarak bir muzlu mahmudiye yapıyoruz. Yani inanılmaz şekilde heyecanlıyım. Bunun lezzeti nereye varacak? Gerçekten çok heyecanlıyım tabak. Kesinlikle de birazcık bir kişniş dokunuşu yapalım derim. Evet, mahmudiye'de tavuk var ama biz bunu da kuzu eti kullanarak farklılaştırıyoruz. Evet, buna muzlu mutancana da diyebilirdik ama bence bu daha eğlenceli bir isim. Kesinlikle. Tatlıda da çikolata ve muzun aşkını şöyle bir tabağa yansıtalım istiyorum. O yüzden çikolatalı muzlu muz efsane olacak.
Mutlaka yanında böyle güzel bir çıtır yapalım. Bol bol yemişlerle uyumu var. Yanında da güzel çikolata kaplanmış böyle muz dilimleriyle muhteşem bir tatlı olacak. Enfes. Hadi başlayalım. Dur. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, başladı. Haydi bakalım. Bu muzlu etli harçla başlayacağım. Güzel. Ben de evet. Şu muzlu Mahmudi'ye ama aslında mutancana'ya daha yakın olan yemeğimizle başlayalım. Oradan bana etleri de verebilir misin? Hemen hep et geldi. Tereyağsız olmaz değil mi hocam? Muz tereyağı sever. Hem de ne? Of. Hem de ne? Hem de ne? Şöyle kuzular içeri. Şimdi kuzularımı önden bir kavurayım. Şimdi baklavaların arasına biraz tereyağı olacak. Baklava mı yapıyorsun? Eritmemiz lazım. Tamam. Direkt baklava yufkasını fırına atmayı düşünüyorum. Bir de nemli bez lazım bana şimdi. Onu ayarlayacağım çünkü baklavalık bıçak yufka var hemen kuruyor. Anında kuruyor. Şu an çıkardım ya çat kurumaya başlıyor. Temiz ve nemli taktiğim bezimiz nasıl? Hazır. Hiç şey yapmıyorum. Sadece soyuyorum. Aynen. Mis bütün bütün koy. Oh be. Ne kokuyor biliyor musun? Böyle mis gibi yani tereyağında kavrulmuş et. Sana 52 dakika. Ah, bir an panikledim. Daha yeni başladık ya. Bugün erken bitirelim ya. Şimdi bunu şöyle şöyle sarıyoruz. Şekil şükür diyorsun. Neler oluyor? Kuzu etiyle muzun birleştiği anlar. Bir de baharat serpiştirip deneyeceğim. Bakalım belki güzel olur o da. Çok uzun oldu değil mi? Bir tabak için fazla mı sence? Fena da değil yani bir böyle iki şöyle yapalım mı? Nasıl buna elinizde birkaç tane şey yok aynen, mu? Birkaç, birkaç tane, tane yapalım. Çok küçük bir tarçın. Oo bir sürü varmış. Görsem inanmam. Ne bizim oldu? Un kabının dibinde kalmış. Kesin yedeği vardır da. Vardır. Birazcık unla kıvamını bağlayalım. Evet şimdi sadece baharat ekledim. Muzlar kendine bakacak. Oh yalnız şu dikkat karamelizasyonu görmeni istiyorum. Bak görüyor musun? Oh. Şu anda bu yaptığım et yemeğinin kuru meyvelerini dehidrasyondan kurtarmak için hidre edeceğim. Ba. Islatacağız ya. Kabarsınlar ki sonra tekrar yemeğe ekleyeceğim onları. Şunu alta alıyorum. Ha, konfi muz yapacağız değil mi daha ya? Evet. Bakalım. Açılmasınlar. Haydi bakalım fırına gidin. Hepsi boy boy oldu baksana. Anne, çocuk, baba, kardeş. Hala var mı? Benim halam yok. Benim de halam yok. Aa, bir ortak yönü buldum. Hala çok yabancı bana. Evet. Şimdi bir dolgu için kuru etleri küçük küçük keselim. Muzu neyle ezeceğimi çok iyi biliyorsunuz bence. Arkadaş, patis için o ya. Bakalım son 40 dakika 40 saniyemiz var. İyi, salatanın bitmesine 10 dakika var, yemeğin pişmesine 20 dakika var. Bunun için son, tamam son... Son yarım saat kadar bitiririz biz. Aynen. Bunun içerisine biraz lime rendesi koyuyorum. Le lime. Çok az kararmasın diye muzlar. Lime suyu. Evet. Biraz muz konfimiz de hazır. Baharat girecek içine. Bunu salsa yapacağım için kişniş falan bunun içerisine koymayacağım. Biraz zeytinyağı. Şöyle. Yemeğimize gene bakalım. Hayır. Çok birleşmişsiniz yan yana. Bize bir tane lazım. Aynen. Aklıma MasterChef geliyor öyle diye. Bana bir tane ver. Bana bir kişi yeter. Bize bir kişi lazım. Bunun içerisine biraz krema koyacağım. Ha. Elim yandı. Karabiber. Arkanda. Yanında. Önünde. Haydi hoppa. Ay ben daha şeye geçeceğim. Tatlıya. Benmari. Fazla rahatmışız ya. Güzel bir sirke. Tadını biraz limonla da kıralım. Buna bir peynir lazım ya. Nasıl bir peynir? Kokulu.
Tadına bakacağım da. Şimdi konfinin o güzel aromatik yağından da vinaigrette atalım. Her yeri yağ yaptım mı? Evet yapmışım. Ben buna ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Sarımsak mı koysam? Biraz limon. Madem öyle biraz kokulu peynirimizden koyuyorum o zaman. İstediğim değil. Lezzet o değildi galiba ya. Değil işte. Şu anda denge yok yani işin içinde. Birazcık salsayla bu işi yapıyorum. Ben bunu biraz haydi biraz acele. Son 32.53. Haydi bakalım. Arkandayım. Teşekkürler. Biz salsaya geçiyoruz. Salsa. Evet efendim. Bu karamel... Ne olacağını unuttum. Cevize mi koyacaktım ben bunu? Bir şey yapacaktım. Tam vaktinde ya. Ya sen var ya, onu nasıl ayarladın ya tam vaktinde? Geçen hafta da öyle olmuştu. Her şeyi yağlayamazsın ya. Neyi yağladım? Ben burada çalışıyorum. Bak şu yağlı, şu yağlı, tamam, şu benim, yağlı. Benim. Bana bıraktığı bıçak da bu. Ben bununla çalışıyorum bak yok. 30 dakikamız var şu an tamam. 30 dakika nasıl geçti ya? Goy goyla. Musu direkt makinede yapacağım. Çikolata, çikolata. Hadi bakalım. Şokolade. Evet, yardım istiyor musun? Makine getirebilirsin oradan ya. Mus, ne gibi makine? Kremayı çırpacağım. Ne demek o? Bir şey diyeceğim. Bir mikser midir, bir blender midir? Ne istiyorsun? Blender. Blender. Aynen. Bir de onun şeyi. İçinde yaptığımız ne? Ne? Kase gibi var ya, ölçü kabı gibi. Kafamda canlandırıyorum o anda. Kafamda canlanır. Anlatamıyorum yani. Arkaya bıraktım. Arkadaşlar sana iki... kızarmaya başlarsam böyle buradan itibar söyleyeyim. Boğazımda şey var. Muz. Boğazımda hafif gıdıklanma gibi bir hissiyat var. Limon var mı hocam? Var. Bir yudum şuraya sıkar mısın? Yeter mi? Belki salsayla iş çözülür ha. Tabii ikisi. Benim çünkü bir an önce çok, şu çok. An tatlıya geçmem gerek. Hop. Benden istediğim bir şey var mı tekrarlıyorum. Yok. Şu anda yok. Of course. Tabaklaması olacak. Bunun zaten şu anda muz salsayı yaptık. Bunun kokusu var ya mükemmel kokuyor. Tuzu yok. Bakalım. Çikolata da erimek bilmiyor ki. Eri yavrum eri. Deneme bir. Şak şak. Şunu da aldım. Şimdi bademden böyle güzel bir kıtır yapacağım. Tabaklamada bugün sanki biraz gecikeceğiz gibi geldi bana. Canım sağ olsun. Look at that be. Tamam, aralarda inceler ve şeyler var. Çikolata galiba eridi artık. See. Onun altını kapatabilir misin? See. Ha, muz keseceğiz, muz. Çikolata bandırmak için. Son 17.54. Bu burada dursun. Normalde muz, yumurta beyazı ve yumurta sarısının ayrılıp farklı farklı yapılarak olduğunu biliyorsunuz. Ama biz biraz daha böyle hafif bir tatlı musumsu olsun diye o yüzden yumurta kullanmıyorum. O yüzden biz muzumsu yapıyoruz. Bir şey diyeceğim. Gerçekten şu şey için bir şey, taze maze, ot mot falan doğrayalım bunun içerisine. Gerçekten hani bir daha tadamıyorum şu anda. Onu biraz bir şey yapmak lazım. Puanla birleşimi merak ediyorum. Şu kısmını aldım yine. Sen bir şey değil mi? Birleşince mi iyi mi? Tamam, süper. Ben de çıtır kendini muzlardan muz kızartması yapıyorum. Şimdi arkadaşlar benim normalde muza alerjim yoktu. Gerçekten ben bu kadar spor yapmadan önce fıstık ezmesiyle falan gayet güzel yiyordum. Sonra hastaneye gittim, ilaç aldım. Böyle hafif şeyler ye, muz ye gibi doktor böyle bazı tavsiyelerde bulundu. Yedim bir muzu. Bir saat sonra böyle burnumdan ağzıma kadar böyle hani köpeklerin bir çizgisi vardır ya aynı o şekilde kıpkırmızı ve şiştim. Neyse hastaneye yine gittik. Serumlar, merumlar falan derken geçti. Ertesi günü ben cildiyeciye gittim. Bir
sıkıntı var dedim. İlaçlardan olmuştu. İlaçları kes, aldığın o hastalık yüzünden. Geçer dedi. Dedim ama ben dedim muz yedikten sonra böyle oldu. Yok dedi, muzla alakası yok dedi. Ben muz yemeye devam ettim. Bir sonraki hafta spora gitmeden önce muz yedim. Bir şey oldu bana yine. Boğazım şişti. Dedim bunda bir sıkıntı var. Ben muzla ilgili bir sorun yaşıyorum. Henüz alerji testine gitmedim ama ne zaman hani böyle muzdan bir parça yesem başlıyor buram. Biraz daha fazla yersem muhtemelen o yine o köpek şeyi gibi olacağım. Ay 11 dakika. Kaç? 11. Sen tatlıyı yap. Öyle yapıyorum. Ben üçünü şeyle yapıyorum. Tabakla yapıyorum. Tabaklama. Tabaklamaya birazcık vakit arayacağız. Aynen benim hayalimdeki şeyi yapacağım ama. Hangi senin hayalindeki? Kimin hayali? Yemesene muzu. Muz değildi işte, içinde muz yok da. Ha. Sıkıntı yok. Çok güzel olmuş. Çıldırtacaksın bizi. Şimdi atıyorum muzları. Muzumu atıyorum. Tamam. Ops. Daha soğutamadık ya. Yetiştik ya. Sıkıntı yok. Aynen. Yetiştiririz. Sonuçta ürünler hazır mı? Hazır. Önemli olan tabaklamak şu an. Tam bir Osmanlı... yok bu şey Osmanlı olamaz ama ne olabilir biliyor musun? Söylüyorum. Hemen söylüyorum. Bugün söylersen sevinirim. Hemen geliyor. Adamların adı aklımdan gitti ya. Şeyler ya. Şeyler yok mu? İtaka. Mayalar ha. Mayalar. Bu maya yerli yemeği ya. İçinde maya var mı ki abi? Şimdi bunların tam üzerine çıtır muzlar. Hopa. Bu da tamam. Buyurun. Şey buna düşündüm. Lo kohnet içinde bu. Ha, salsa var, şey var, biraz renkli salsa olsun. Salsa var. Tatanana tarantaranana tatanana tarantaranana. Ha ama hocam sen bunu iki tane sokmuşsun. İşte orada var biraz da eğer çıkarmazsın. Bilgin olsun. Evet çünkü diğer türlü durmuyor. Bir tanesini çıkarttım bakalım başarılı olabilecek miyiz? Muz kuruları şey gibi küfür gibi oldu. Muz kurusu. Muz kurularına birazcık tarçın serpiştiriyorum ki. Kasa verdi. Şöyle. Dın dın dın. Abicim bizim kornet kaç toptu ya? Çok oldu. Allah bu çok oldu. Bu çok ince, bu çok ince taşımıyor. 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 Taşımadı. Hüsran. Yok bir tane doldurdum. Bir tane doldurdum o temiz. Ha, ben tamam. İkinciyi deniyordum. Sadece bu kornet tek başına birazcık beni almadı. Ona bir şey yapmam lazım şu anda. Ona bir şey yapmak lazım. Bunu ay, ne yapsak? Bizi çok zorladınız bugün arkadaşlar. Yani buna söylememiz gerekiyor. Bak şimdi şu bölgesine ben düşündüm. Başka bir şey yapacağım şimdi sana. Yapacağım ama Allah'ım yüzden yapacağım yine. Bu nasıl oldu sence şu an? Ya mükemmel ya. Yani bir muzdan beklediğim her şey bu tabakta. Muzun her hali var şu tabii, anda. Tabii tabii. Bak bu muz, kral bu hali. Muz, bu muz. Bu hep muz. Niye öyle dalga geçiyormuş gibi diyorsun ya? Şu anda beynim yandı. Benim hayal ettiğim o değildi ya. Senin hayal ettiğin için bunun birazcık bir ağırlığının olması lazım. 37 saniye ve bu tabak yaşamıyor. O olmadı. Bence de hiç olmadı. Dur. Çok büyük. Şimdi hemen çözüyoruz. Şık şak. Hadi bir tane de ben çözeyim. Herkes kendine göre bir tane çözsün. Uyar mı? Olur. Şunu doldurduk. Ablam. Kaşık kaşık Anadolu. Nerede benim kişnişim? Gel bakayım. Son bir şey. Önemli değil ya. Sen şey yapma çok. 3, 2, 1. Dur. Öyle bir şey yok ya. Ben tabaklamaya devam edemiyorum. Bu çat kapı mı? Değil. Kimse bana çat kapı olduğunu söylemedi. Contemporary muz. Ya işte bu. Çak. Çok iyi ama. Haydi. Tamam bu da bitti. O zaman şu salatamıza başlayalım. Başlayalım. Bayılıyorum şu frambuazın o aromasına. Hmm.
tuzlu bir smoothie'nin içerisinde bir salata yiyormuşsun gibi. Evet, gerçekten öyle bir tat var, doğru. Muzlu çok, smoothie'nin içinde. Avrupa'yı bir tadı var, öyle söyleyebilirim yani. Yanına böyle bir kıtır ekmek falan da olursa. Şu muz parçasıyla birlikte yediğin zaman muz gerçekten ekstra vurucu hale geliyor. İçerisinde onu söyleyebilirim. Bu arada o vinaigretin içinde olduğunu da hissettiriyor böyle buz hafif aynen. Bir... Ya böyle damakta dolgunluk yani evet, dilin, dolgunluk, dilin, aynen. Dilin dolgunluk üzerinde güzel bir ağırlık veriyor. On üzerinden kaç verirsin? Hmm. Ben 6 veriyorum. Ben 7 veriyorum. Tamam. Çünkü şey olarak benim muz hissiyatı ve hani muzdan yapılmış bir başlangıç olarak güzel geldi bana. Şimdi burada bir handikap var. Farkında mısın handikapın? Belki başlangıç olabilir evet, de bu. Evet. Yani ara daha çok sıcak gibi olmadı. Çünkü dolgunun ısıtmadığı, yani dolgu sıcak olmadığı için. Aynen. Bunun çok ani sıcak olarak doldurursam belki o sıcak efektini verebilir. Ben bunun ikisini bir arada tattım az önce. Öyle daha ben iyiydi. Öyle o yüzden sadece şeyden değil böyle birlikte. Birlikte alalım. Hem çıtırıyla hem dolgusuyla. Böyle çok güzel olmuş. Soğanla. Evet. Şu kırmızı paprikanın vermiş olduğu his de tütsülük. Geçmiş. Evet, tütsülü his geçmiş. Evet, burada yine muz böyle bir arkadan dolgunluk veriyor. Şu muzlu salsa tek başına ayrıca bir ürün. Bruschetta gibi bir şey yapabilirdik aynen. Mesela başlangıç için. Puanım buna normalde 7. Yalnız sıcak olmadığı için 6 veriyorum. Aynen, ben de 6 veriyorum. Şimdi sıra geldi. Aslında bu mutancınaya daha yakın bu arada. Muzlu mutancına da uyumlu bir kelime. Evet, ama ben biraz da böyle tip olarak şeye benziyor. Mahmudiye'ye benziyor. Tavukla yapılıyor Mahmudiye normalde ama. İşte mutancına da bunun versiyonu. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bunun içinde muz her yerde var. Bir de üzerinde kurutulmuş muzları zeytinyağında kızarttım. Bir de kişniş var. Normalden. Hiç bal koymama rağmen bayağı tatlı. Balın yerini almış muz. Hı-hı. Gayet güzel. Muz net olarak kendini hissettiriyor burada. Yani bu gerçekten klasik bir yemeğin içerisinde muz lezzeti veriyor. Yaratıcılık olarak birazcık daha düşük alırım ben bunu. Hı hı. Ben dediğim gibi yaratıcılık dışında lezzet olarak bayıldım buna. O yüzden yaratıcılıktan biraz kısıyorum. O yüzden 7,5 veriyorum. 7,5 yüksek. 7,5. Lezzeti gerçekten çok lezzetli çünkü. Ben 7'de fix bırakırım bunu. Ben buçuğunu da benim. Senden de 1,5 geldi. Şimdi muz. Muzun aslında her hali muzlu var. Muzlu muz. Aynen. Muz tabanda var. Kıtır olarak üzerinde var. Bütün olarak muz çikolatanın içinde var. Güzel. Bu badem de bence güzel bir tat kattı ona. Şöyle bir bademle birlikte muzdan alalım. Öyle mi yapalım hocam? Öyle yapalım. Sen nasıl diyorsun? Şöyle. Ağzımıza atalım. Şöyle çıtır. Gördünüz mü? Ben tek de atarım bunu. Zaten çikolatayla muz uyumu. Ben burada ciddi bir şeyler konuşurken Ferhat'a bir şey oldu. Ne oldu? Tek de atarım dedi, atamadım. Çikolata ve muz uyumu zaten hani tartışılamaz bir gerçek ve güzellik. O yüzden tatlı da birçok şey yapılabilirdi. Biz biraz daha böyle bir fine dining çalışmak istedik. Fena olmamış, güzel olmuş. Şöyle bir şey var. Genele bakacak olursam en son anda böyle şurada biraz daha vardı, buradan geldi falan filan ama son anda bununla bitirince hani bir muz menüsü yaptım. Bugün sizlere ben bir muz menüsü sunuyorum derseniz müşterinize. Aynen. Bunların hepsinden muzu alacaktır ve son anda da en yüksek muz tadı gerçekten bütün muzdaki o bitter çikolatayla büyük parça muzu atmak, çıtırlar çok çok yakışmış. Yani buna doğrudan zaten 8-8,5 veririm yani. Ben de aynı şekilde 8,5 veriyorum. Şöyle bir şey var. Menünün tamamına oynayacak olursam daha da yüksek veririm. Yani 9 vermem ama tamamına 7 veririm yani menünün. Doğru, 7 benim için de kabuldür. Şeyde bu böyle ekşiyle başlayıp evet. Menüde ondan sonra işte... Soğandır o biraz daha aynen. Böyle ağzı kuvvetlendirmek. Biraz buradan da iştah açıyor. Etler ondan falan patlayıcılık. Burada... Ve şu anda muz da çok çok güzel oldu. Gayet güzel başardık. Ellerimize sağlık. Elinize sağlık. Umarım size de geçirebilmişizdir bu arada. Tabii ki sizler de beğendiyseniz lütfen videoyu da beğenin. Hala abone olmayanlar, abone olmayı unutmayalım. Zile de basabiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.